Topraklarında savaş olan bir devlet düşünün ama bu savaşı kendileri yapmıyor. Başka ülkeler bu ülkenin topraklarını kanla suluyor. Olan yine işte bu ülkeye oluyor. Irak'tan bahsediyoruz. Irak uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş üssü durumunda. Irak'ın bu duruma nasıl geldiğini hemen anlatalım. Irak uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın çatışma alanı haline dönmüş durumda. Ne olup bittiğini daha net anlayabilmek için geçmişte neler olduğuna bir göz atmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1990'da Saddam Hüseyin'i Kuveyt'i işgale yönlendirdiği ileri sürülmüş ama kanıtlanamamıştı. Bu konuyu daha net anlamamız bakımından işte bu fotoğraf çok önemli. Fotoğraftaki kadın Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçisi April Gillespie. April Gillespie, Körfez Savaşı öncesinde Saddam Hüseyin'le görüşmüştü. Görüşmede Saddam, Kuveyt'i işgal edeceklerini söylemiş ve April Gillespie'nin sessizliğini onay olarak algılamıştı. Irak-Kuveyt Savaşı ile birlikte Körfez Savaşı da başlamış oldu. Böylece Orta Doğu, bitmek bilmeyen bir savaşın ellerinde buldu kendini. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile Irak ilişkisini anlamak için bir diğer önemli tarih 11 Eylül 2001. O gün Amerika Birleşik Devletleri'ne giden 4 yolcu uçağı El-Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı. İki uçak New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne yani İkiz Kuleleri'ne çarptı. 2 saat içinde 110 katlı 2 binada çöktü. 3. uçak Pentagon'a çarptı, 4. uçaksa başkent Washington'ı hedef almıştı ama Pensilvanya'ya düştü. 11 Eylül saldırısında uçaklardaki 19 hava korsanı ve 227 kişi de dahil olmak üzere 2.996 kişi hayatını kaybetti. Dönemin Amerikan Başkanı George Bush, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkeler dahil hemen her ülke saldırının ardından Amerika'ya destek açıklaması yaptı, Irak hariç. Irak'tan yapılan açıklamada Amerikan kovboyları insanlığa karşı işledikleri suçların meyvesini topluyor denildi. 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri dış politikası El-Kaide'ye karşı verdiği mücadeleye destek vermeyen ülkeleri artık düşman olarak kabul ediyordu. Bush saldırıdan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada İran, Irak ve Kuzey Kore'yi şer ekseni olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri önce Afganistan'ı, daha sonra da Irak'ı terörle mücadele stratejisi kapsamında işgal etti. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşte Irak'ı bu fotoğrafla işgal ettiler. Fotoğraftaki kişi Irak Savaşı öncesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell. Elindeki ise Saddam'ın kimyasal silah kullandığına dair belge. Powell, 5 Şubat 2003 tarihinde yaptığı konuşmayla Irak'a savaş açma kararı veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'un tavrını meşru kılmaya çalışmıştı. Ama sonra pişman oldu. Yıllar sonra Powell, yaptığı konuşmayı kariyerindeki utanç duyduğu kara bir leke olarak nitelendirdi. 20 Mart 2003 tarihinde Bağdat saatiyle 5.34'te Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık önderliğinde oluşturulmuş çok uluslu koalisyon kuvvetleri Irak'a askeri harekat başlattı. Bu sözde Irak'a özgürleştirme operasyonuydu. Amerika Birleşik Devletleri işgalin amaçlarını Saddam Hüseyin rejimini devirmek, kitle imha silahlarına ulaşmak, bölgedeki terörist grupları tasfiye etmek, Irak petrollerini ve enerji yollarını kontrol etmek, Irak'ı Orta Doğu ülkelerine rol model yapmak olarak açıkladı. Evet, petrol. Ardından Firdevs Meydanı olayı patlak verdi. 9 Nisan 2003'te Firdevs Meydanı'ndaki Saddam Hüseyin heykeli Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından devrildi. Bu olay Saddam rejiminin düştüğüne yönelik bir simge olarak akıllarda kaldı. 8 ay kaçtıktan sonra bir sığınakta yakalanan Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006 tarihinde idam edildi. Bu savaş ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyen kaos ve işgalin yanı sıra Irak'ta yeni bir süreç başlattı. Mezhep çatışması. Amerika'nın Irak işgalinin üzerinden yaklaşık 17 yıl geçti. Amerika, Irak'ı işgal sonrasında ülkenin yönetimini dizayn ederken güvenlik yapılanmasına da nüfuz etti. Bugün Irak'ta 5000'in üzerinde askeri bulunan Amerika'nın 9 askeri üssü faaliyette.
Erbil'deki Harir Üssü, İran'a en yakın konumdaki Amerikan Üssü olmak konumunda. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'taki iç savaş, terör ve kaosun baş mimarı olarak görülüyor. Amerika'nın işgaliyle Irak'ta oluşan güç boşluğundan terör örgütü PKK'da faydalandı. Bu boşluk, terör örgütü DAEŞ'ın da ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Amerika'nın işgali sonrasındaki dönemde ise İran, bir dönem savaştığı Irak'ta büyük bir nüfuz alanına kavuştu. İran, Irak'ta Haçlı Şabi'yi eğitiyor ve silahlandırıyor. Böylece Irak'ın güvenlik yapısını kontrol ediyor. İran ayrıca sürekli gerilim yaşadığı Amerika'yı Haçlı Şabi üzerinden doğrudan hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran rekabetinin sonucuysa Irak'ta istikrarsızlığa ve en önemlisi de devletin kendi ayakları üzerinde duramamasına neden oluyor. Bu karışık tablo İran'ın Irak'taki Amerikan üslerini vurmasıyla daha da karmaşıklaştı. Peki Amerika nasıl hala Irak topraklarında kalabiliyor? Bunu daha anlaşılır olması adına emojiler yardımıyla anlatalım. Irak yönetimi kararını verdi. Artık ülkede Amerika'nın varlığını istemiyor. İki ülke arasındaki telefon görüşmeleri bitmek bilmedi. Irak, Amerika'ya askerlerinizi ülkeden çıkarın dedi. Peki bu istek kabul edilecek mi? Irak'a böyle bir şey söz konusu olamaz diyen Amerika'nın ülkeden çıkmaya hiç niyeti yok. Hatta tehditler savurmaya başladı bile. Bu konuda ısrarcı olunursa İran petrol gelirlerinin tutulduğu New York Federal Bankası'na erişimini engelleyeceğini söyledi. Amerika'ya sorarsanız bu bir tehdit değil, yalnızca bir uyarı. Ama uyarılar bununla sınırlı gibi görünmüyor. Donald Trump yakın zamanda Irak ve Çin arasında imzalanan anlaşmaların bozulmasını istemişti. Dediği yapılmazsa da Amerika keskin nişancı askerlerini bölgeye gönderip Irak'taki güvenlik güçlerini vuracakmış. İşin sonu nereye varacak bilmiyoruz ancak İran kararından vazgeçmediği, Amerika'nın ise uyarılarına devam ettiği ortada. Neler olacağını birlikte göreceğiz.